Herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar, video dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde toplam sembolüyle ilgili uygulamalar yapmaya çalışacağız. Tabii bu uygulamalar daha çok faktöriyel ağırlıklı uygulamalar olacak. Öncelikle faktöriyel ile ilgili bazı hatırlatmalarda bulunalım. Bildiğiniz üzere n faktöriyel 1'den itibaren n'e kadar olan pozitif doğal sayıların çarpımını gösteren kapalı bir semboldür. Biz örneğin 10 faktöriyeli yazmak istediğimizde 10 faktöriyel 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5, 6, 7, 8, 9 ve böylece 10 sayısının çarpımı ile ifade edilebilir. Örneğin bu yazdığımız ifadeye baktığımız zaman biz 1'den 9'a kadar olan sayılara 9 faktöriyel diyebiliriz. Dolayısıyla 10 faktöriyel sayısını aslında 10 çarpı 9 faktöriyel olarak ifade etmek mümkün. Hatta şöyle de söyleyebiliriz. Mesela 1'den 8'e kadar olan sayıların çarpımına 8 faktöriyel dersek 10 faktöriyeli 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel olarak ifade etmek mümkün. Örneğin bu açıdan bakıldığı zaman k faktöriyeli biz 10 faktöriyelde yazdığımız gibi k çarpı k eksi 1 faktöriyel diye yazabiliriz. Ya da k faktöriyeli örneğin k çarpı k eksi 1 çarpı k eksi 2 faktöriyel olarak yazmak ve bu şekilde işlemi genişletmek de mümkündür. Örneğin n artı 1 ile n faktöriyeli çarptığımızı düşünürsek nasıl ki 10 faktöriyeli 10 çarpı 9 faktöriyel diye yazabiliyorsak n artı 1 çarpı n faktöriyeli de sevgili arkadaşlar n artı 1 faktöriyel olarak yazmak mümkün. Örneğin k bölü k faktöriyeli bu manada nasıl yazabiliriz diye düşündüğümüzde pay kısmındaki k yerinde kalsın. Paydadaki k faktöriyeli örneğin k çarpı k eksi 1 faktöriyel olarak yazarsak buradaki k'ları sadeleştirdiğimiz zaman k bölü k faktöriyeli biz 1 bölü k eksi 1 faktöriyel olarak ifade edebiliriz. Mesela k artı 1 bölü k faktöriyeli nasıl yazarız diye düşündüğümüzde örneğin burada bunu k bölü k faktöriyel artı 1 bölü k faktöriyel diye iki kesre ayırabiliriz. K ile k faktöriyeli sadeleştirdiğimizde 1 bölü k eksi 1 faktöriyel artı 1 bölü k faktöriyel diye bunları yazmak mümkün. Hani bunu ifade etmişken şuna da bakmakta fayda var. 10 faktöriyel özel olarak 6 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel eder. 6 faktöriyeli düşündüğümüzde 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6'dır. 7 faktöriyeli düşündüğümüzde ise 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7'dir. Buradan 10 faktöriyel için 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 sayısı elimizde var. 7'den sonra 1'in bir tanesini kullandık, 2'nin bir tanesini kullandık, 3'ü, 4'ü, 5'i, 6'yı ve 7'yi kullandık. Şimdi 7'den sonra bizim 8'e ihtiyacımız var. 4 ile 2'nin çarpımı 8'dir. Daha sonra 9'a ihtiyacımız var. Buradaki 3 ile arkadaşlar 6'nın 3'ünü aldığımız zaman 9'dur. 5 ile de 2'yi yazdığımız zaman 10'dur. Dolayısıyla 6 çarpı 7 faktöriyelin 10 faktöriyel eşit olduğunu da görmek mümkün. Bu bilgiler ışığında sevgili arkadaşlar bir toplam sembolü sorusuyla konumuza başlayalım. Verilen bir toplam var. İşte 3 bölü 1 faktöriyel artı 2 faktöriyel artı 3 faktöriyel, 4 bölü 2 faktöriyel artı 3 faktöriyel artı 4 faktöriyel diye gidiyor. Buradaki ifadeye baktığımız zaman aşağıda birer birer 3 faktöriyellerin toplamları var. Ve her bir kesirde faktöriyeller birer birer artmış. Pay kısmına baktığımız zaman 3'ten başlamak üzere 100'e kadar giden toplam var. Öncelikle bu toplamı toplam sembolüyle göstererek ifade edebiliriz. Toplam sembolüyle bu toplamı şöyle gösterebiliriz. Örneğin pay kısmına k artı 2 desek, paydadaki 1'i k faktöriyel olarak düşünsek, 2'yi işte k artı 1 faktöriyel olarak düşünsek, İşte 3'ü de k artı 2 faktöriyel olarak düşündüğümüzde k yerine 1'den itibaren değer veririz. 98'e kadar değer verdiğimizde bu toplam sembolünün açılımı buradaki formülle gayet rahatlıkla ifade edebiliriz. Şimdi biz bu toplamın sonucunu bulmaya çalışalım. Öncelikle toplam sembolünün önündeki
K artı 2 bölü K faktöriyel çarpı K artı 1 faktöriyel çarpı şey artı K artı 2 faktöriyelin ne olduğuna bakalım. Burada tabii şu işlemleri görmek lazım. Payda da K faktöriyelimiz var. K artı 1 faktöriyelimiz var. K artı 1 faktöriyeli biz arkadaşlar K artı 1 çarpı K faktöriyel olarak yazabiliriz. K artı 2 faktöriyeli K artı 2 çarpı K artı 1 çarpı K faktöriyeli olarak yazabiliriz. Dolayısıyla pay kısmındaki K artı 2 yerinde kalıyor. Aşağıdaki her terimdeki K faktöriyel ortak parantezi alalım. Buradan K faktöriyel ortak parantezi aldığımız zaman yerinde 1 kalır. Buradan K faktöriyel ortak parantezi aldığımız zaman K artı 1 kalır. Buradan K faktöriyeli yerine aldığımız zaman K artı 1 çarpı K artı 2 kalır. Dolayısıyla bu ifadeyi düzenlediğimiz zaman şurada K artı 1 ile K artı 2'nin toplamı K artı 2'dir. Hatta K artı 2 ile K artı 2'yi de tekrardan ortak paranteze alabiliriz. K artı 2 bölü K faktöriyel çarpı K artı 2 çarpı geriye kalan buradan K artı 2 gittiği zaman yerinde 1 kalacaktır. Buradan K artı 2 ortak paranteze aldığımız zaman yerinde K artı 1 kalacaktır. K artı 1 artı 1 K artı 2 yapar. Yukarıdaki K artı 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman bu işlem 1 bölü K faktöriyel çarpı K artı 2 olarak başlangıçtaki verilen ifadeden bir miktar daha basitleştirilmiş olarak ifade edebiliriz. Şimdi biz bu ifadeyi sadeleşebilecek konuma getirmeye çalışacağız. K faktöriyel çarpı K artı 2'ye baktığımız zaman aşağıya K artı 2 faktöriyel yazabilmemiz için bizim K artı 1'e ihtiyacımız var. O zaman yukarıyı da K artı 1 ile çarparız. Burayı çarptığımız zaman yukarısı K artı 1 iken aşağıda K artı 2, K artı 1 ve K faktöriyelin çarpımını biz sevgili arkadaşlar K artı 2 faktöriyel olarak yazabiliriz. Şimdi K artı 2'yi elde etmek istiyoruz. Buraya bir ekler bir çıkarırsak arkadaşlar burası K artı 2 bölü K artı 2 faktöriyel eksi 1 bölü K artı 2 faktöriyel olarak ifade edilir. Burada 1 ile 1'i topladım. Şurasını K artı 2 olarak yazdım ve birinci kesirin payına yazdım. Eksi 1'i de ikinci kesirin payına yazdım. K artı 2'leri sadeleştirdiğimiz zaman K artı 2'nin K artı 2 faktöriyele bölümü 1 bölü K artı 1 faktöriyeldir. Eksi 1 bölü K artı 2 faktöriyel olur. Ve artık biz başlangıçta verilen ifadeyi sadeleşebilen hale getirmiş olduk. Başlangıçtaki toplam sembolüne baktığımız zaman K'ya 1'den 98'e kadar değer veriyoruz. K yerine 1 verdiğimiz zaman buradaki toplam sembolünden bize üretilecek birinci değer K yerine 1 verdiğimiz zaman burası 1 bölü 2 faktöriyel artı 1 bölü, şey eksi 1 bölü arada eksi olduğu için buradaki hatayı düzeltiyoruz arkadaşlar. Burayı işte 1 bölü 2 faktöriyel eksi 1 bölü 3 faktöriyel olarak yazabiliriz. Bir sonraki terimi alt alta yazalım ki sadeleştirmeyi görmeye çalışalım. K yerine 2 verdiğimiz zaman 1 bölü 3 faktöriyel eksi 1 bölü 4 faktöriyel olur. K yerine 3 verdiğimiz zaman 1 bölü 4 faktöriyel eksi 1 bölü 5 faktöriyel olur. Toplam sembolüne yukarıda baktığımızda sevgili arkadaşlar toplam sembolündeki üst sınırımızın 98 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla K'ya vereceğimiz değerler 98'e kadar bu şekilde devam edecek. K yerine 98 verdiğimiz zaman 1 bölü 99 faktöriyel eksi 1 bölü 100 faktöriyel olarak bu toplamı görürüz. Bu toplama baktığımız zaman her terimde sağdaki terim diğer terimdeki soldaki terimle sadeleşecek. Bu şekilde sadeleşmeleri ifade ettiğimizde 1 bölü 99 faktöriyel kendisinden bir önceki terimin sağındakiyle sadeleşeceği için bu işlemin sonucu 1 bölü 2 faktöriyel eksi 1 bölü 100 faktöriyel olarak ifade edilir. Burada payda işlemesi yapmak istediğimizde sevgili arkadaşlar 100 faktöriyel eksi 2 bölü 2 çarpı 100 faktöriyel olarak işlemin sonucunu bulmuş oluruz. Şimdi faktöriyel ile ilgili bir diğer soruya geçelim. Bu soru da faktöriyel ile ilgili klasik sorulardan bir tanesidir. Toplam sembolünün önünde faktöriyel gördüğümüz zaman aklımıza ilk önce sadeleşebilen iki yapı ortaya koymaya çalışacağız. Buradaki k kare artı k artı 1 bize tam kare ifadeyi çağrıştırıyor.
Biz bu ifadede buraya bir k ekler, bir de k çıkarırsak sevgili arkadaşlar, toplam sembolünün önündeki k faktöriyeli k'nın karesi artı 2k artı 1 eksi k diye düzenleyebiliriz. Şurası k artı 1'in parantez karesi yapar. Burayı çarptığımız zaman arkadaşlar k artı 1'in karesi çarpı k faktöriyel eksi k çarpı k faktöriyel olur. Burada k artı 1'in bir tanesiyle k faktöriyeli çarparsak, yani k artı 1'in karesini k artı 1 çarpı k artı 1 yazıyoruz. K artı 1 ile k faktöriyelin çarpımı da k artı 1 faktöriyel eder. Eksi k çarpı k faktöriyel olur. Bu ifadeye baktığımız zaman k'ya değerler veriyoruz. K'ya 1 değerini verdiğimiz zaman burada 2 çarpı 2 faktöriyel eksi 1 çarpı 1 faktöriyel olduğunu görürüz. K yerine ikinci değeri verdiğimiz zaman yan yana yazmak yerine sadeleşmeyi görebilmek için alt alta yazalım. K yerine 2 verdiğimiz zaman 3 çarpı 3 faktöriyel eksi 2 çarpı 2 faktöriyel artı diyoruz. Bir diğer terim aşağıya yazıyoruz. 4 çarpı 4 faktöriyel eksi 3 çarpı 3 faktöriyel diye buradaki işlemimiz aşağıya doğru devam edecek. K'ya üst sınır olarak 120 vereceğimize göre K'ya 120 verdiğimiz zaman 121 çarpı 121 faktöriyel eksi 120 çarpı 120 faktöriyel olarak son terimi buluruz. Bunları taraf tarafa topladığımız zaman bir üstteki terimdeki soldaki terimle bir alttaki sağdaki terimin sadeleştiğini görürüz. Bu şekilde gittiği zaman bu işlemin sonucunu sevgili arkadaşlar 121 çarpı 121 faktöriyel eksi 1 çarpı 1 faktöriyel olduğunu, yani 121 çarpı 121 faktöriyel eksi 1 olarak bu işlemin sonucunu bulmuş oluruz. Bir diğer video dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.